Amerikan gladyosu ezilmiş. FETÖ devletin bütün kurumlarından temizlenmeye başlanmış. Daha son bir ayda yani 1.000 kişi devletin çeşitli kurumlarından çıkarılmış, ihraç edilmiş. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 21 binden fazla kişi ihraç edilmiş. Çok önemli bütün bunlar ve böyle bir süreçte ve Amerika ile savaşıyor bu Türk ordusu. Böyle bir süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtica arasında çeşitli bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Bir takım münferit olaylar. O olaylar yanlışsa o olayların üzerine gidilmeli. Türkiye FETÖ'yü temizledi. Türk ordusu da içinden FETÖ'yü temizliyor. Varsa kalıntıları onlar da temizlenir. Bu ayrı. Ama toplam fotoğraf içerisinde birkaç münferit olayla ortalığı bulandırmak, kuşkular yaratmak, mücadelenin önüne yeni barikatlar çekmek bunlar düşmana hizmet eder ve maalesef düşmanı sevindirir. O bakımdan Atatürk konusunda da Türkiye Atatürk'e sarılmış. Türk ordusu Atatürk'le savaşıyor. Atatürk'ü yanlış yerlerde ararsa amirallerimiz bulamazlar. Atatürk'ü aramak için doğru yerlere bakmak lazım. Atatürk bugün Karadeniz cephesinde. Atatürk bugün işte 15 Temmuz gecesindeki savaşımızda, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Rusya-İran dostluğunda, Asya'da ve Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da. Atatürk burada. Siz Atatürk'ü buralarda aramayı bırakıp başka yerlere bakarsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız ve işte ortaya böyle büyük yanılsamalar çıkar. O yüzden bugün ordumuz Atatürk gibi savaştığı için bu başarıları elde ediyor. Bakın Milli Savunma Bakanlığımızın da açıklaması çok tarihi ve önemlidir. Ne diyor? Atatürk'ün izinde, akıl ve bilimin ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesine devam edecektir diyor. Bu açıklamalar düşmanı sevindirir diyor. Türk ordusu dört cephede mücadele ediyor diyor. Bir takım gerçeklerle bağlantıları olmayan açıklamalar maalesef Atlantik merkezde olduğunu da görüyoruz. Çünkü bu ortam kime yarar? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralini bozmak kime yarar? Türkiye'de iç cephede kargaşalıklar çıkarmak kime yarar? Bu kuşkuları yaratmak, yaymak kime yarar? Bunu düşünmemiz lazım. Bu anlamda bir takım medya organlarını da buradan uyarıyoruz. Gerçekle bağlantısı olmayan münferit olayları kaynatıp Türkiye'nin kamuoyunun önüne getirip bir irtica tehlikesi varmış gibi, Türkiye'de bir Atatürk tehlikesi varmış gibi, Atatürk'ün bırakılma tehlikesi varmış gibi çeşitli yanılsamaları Türkiye kamuoyuna getiriyorlar. Bunlar gazetecilik değil. Gazetecilik marifeti yaptıklarını sanıyorlar. Türkiye'de gazeteciler de mücadelenin içinde ve herkes kendisine bu soruyu sorması lazım. Ben bu Türkiye'nin 2. İstiklal Savaşı mücadelesinde neredeyim?